Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. LGS'ye son 39 gün. Sizlerden gelen sorular çok değerli. Öğrencilerimizden Rubar ve Soner Yıldız demiş ki hocam arkadaşlarımdan daha fazla çalışıyorum ama denemede stres yaptığım için netim kötü geliyor. Stresler nasıl uzak durulur? Yine Soner de demiş ki hocam ben korkuyorum stres yapıyorum. Önerebileceğiniz bir yöntem var mı? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim stresli olmanız kazanacağınız anlamına geliyor. Çünkü bazı arkadaşlarınız hiç stres bile yapmıyor. Çünkü çalışmıyorlar. Hiçbir gayretleri yok ve sınava girdiklerinde zaten sizin gibi gayret göstermedikleri için muhtemelen sizin çok gerilerinize kalacaklar. Bazı arkadaşlarınız ise stres yapıyor ama az bir seviyede yapıyor. Ve bu onlara başarı getirecek. İşte siz şu anda eğer fazla seviyede stres yapıyorsanız bunu nasıl azaltabilirsiniz? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Bununla alakalı çok önemli bir taktiğimiz var. Onu birazdan sizlere vereceğim ama öncesinde gelin bir inceleyelim. Sınav stresi nedir? Sınavın oluşturduğu bir ruh haldir. İlla ki insan böyle büyük bir maça çıktığı zaman da streslenir. Yani düşünsenize milli maçı izlediğimizi düşünün final maçını. Orada da heyecanlanıyoruz. Yani bir stres oluyor böyle o anda dur dur televizyon önüne geçme. Dur dur ses yapma diye en yakınımızdaki insana bile sesimizi yükseltebiliyoruz. Dolayısıyla en mutlu olduğumuz anda bile... En önemli anda da en basit anda da insan stres yaşayabilir. İyi bir şey mi? Kimine göre iyi, kimine göre kötü ama bizim bahsettiğimiz tabii ki LGS stresi. Yani LGS 2024'e girdiğimizde oluşabilecek olan bir stres var. Ve bu olmalı da. Belli bir seviyede olacak ki soruları daha dikkatli okuyalım ve hayallerimizin liselere girelim. Eğer hiç stres yoksa bu şu demektir. Ya çok süperiz yani dehayız, harikayız soruları biliyoruz ya da... Hiç çalışmadık. Tam bir boş tenekeyiz. ama diye böyle sene giriyoruz. Dolayısıyla stresli olmanız kazanacağınız anlamına geliyor. Öncelikle sınav öncesinde mutlaka olmalı iyi bir şey ve daha fazla çalışır. Yani şu anda yaşadığınız stres acaba çalışmalı mıyım acaba ne olacak gibi endişeler sizin daha fazla çalışmanızı sağlıyorsa bu çok çok güzel. Ama sınav anında fazlası zararlı oluyor ve iyi bir şey değil dikkat rahatsız yaptırıyor. Hatta sınav anında şöyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir tablo çizecek olursak. Diyelim ki sınava başladığınızda Stres bu seviyede oluyor tamam mı? Bu seviyede en üst seviyede. Gittikçe biraz daha artıyor. Ama birkaç tane yapabileceğiniz kolay soruyu bulup işaretlediğinizde stres azalmaya başlıyor. Zaten 2-3 tane doğru yaptığınız hissettiğiniz an yani 2-3 tane kolay soru yaptığınız an stres artık en az seviyelere iniyor ama tamamen azalmıyor. Çünkü her zaman olacak yani tamamen azalsa uyuyorsun demektir. Ardından ara ara böyle zor sorular çıktıkça inip çıksa bile temelinde belli bir seviyede gidiyor. Dolayısıyla en başta sınav anında denemelerde veya gerçek LGS'de stresinizi azaltmanın en önemli yöntemi birkaç tane kolay soru yapmak. Hatta biz sayısal bölümde diyoruz ki hani sayısal bölüm daha zor hep beraber biliyoruz bunu artık. Nedir? Matematikten değil fenden başlayın diyoruz. Çünkü fende birkaç tane kolay soru yaptığınızda ve feni tamamladığınızda zaten fenle matematiğin puanı aynı. Feni yapıp o moralle matematik sorulara da geçebilirsiniz. Ama direkt matematikten başladığınız zaman bazen öğrenci yorulabiliyor bazen sıkılabiliyor ve ardından fendeki sorulara bile bakacak mecali kalmıyor. O yüzden daha kolay olan ve daha fazla mintoş, kolay, moral verici soru olan fenden sorular yapmak sizin matematiğe de güçlü başlamanızı sağlar diyoruz. Aynı şekilde sözel bölüm dedi. Türkçeden başlasanız bile Türkçede birinci soru yapmak zorunda değilsiniz. Birkaç tane kolay soru kestirirsiniz gözünüze. 2, 3, 4. Onları yaptıktan sonra yeniden bire geri dönebilirsiniz. Dolayısıyla stres azaltmanın birinci yöntemi bu. Şimdi başka bir yöntem daha söyleyeceğim arkadaşlar. Genel olarak sınavdan bir gün önce mutlaka en üst seviyelerde stresiniz olacak. Yani şöyle olacak. Diyeceksiniz ki her şeyi unuttum. Bütün sene çalıştığım kamplar 7'den 8'e kampı, son tekrar kampı, ır kamp mesela şimdi son tekrar kampımız geliyor. Her şeyi mükemmel bir şekilde baştan sona tekrar edeceğiz. Ona rağmen tekrar etmenize rağmen, sorular çözmenize rağmen, denemeler çözmenize rağmen sınavdan bir gün önce hatta sınav sabahı da olur bu. Her şeyi unuttum. Hello, where are you from? I am from space. Böyle hiçbir şey hatırlamayacaksınız sanki. Halbuki bunun sebebi o anda yaşanan bir duygusal durum. Ama bunu önlemenin en güzel yöntemi bu ve bunun benzer stresi önlemenin en güzel yöntemi arkadaşlar. Yaptıklarınızı yazın. Yani yaptıklarınızı yazmaktan kastım şu diyebilirsiniz ki ben işte örnek veriyorum son tekrar setini aldım ve son tekrar setini çözdüm ve son tekrar kampına katıldım. İşte sene boyunca şu şu soru bankalarını bitirdim. Ne bileyim işte geri sayım denemelerini çözdüm bitirdim. İşte LGS sorularını çözdüm bitirdim. Örnek soruları çözdüm bitirdim. İşte Dinamo soru bankasını çözdüm bitirdim. Böyle böyle yazın. Yaptıklarınızı yazın. Aynı zamanda yapmadıklarınızı da yazın. Yani şu diziyi izlemedim. Son 40 gün telefona hiç bakmadım. Hiç ekrana bakmadım. Tableti kapattım, bilgisayarı kapattım. Cep telefonumu bile kullanmadım. İşte arkadaşlarımla birçok maç vardı, buluşma vardı. AVM'de görüşecektik onları yapmadım gibi. LGS adına yapmadığınız şeyleri ve yaptığınız şeyleri yazın. ve şöyle baktığınız zaman diyeceksiniz ki ya ben o kadar da boş değilmişim ya. Ben bunları yaptıysam şimdi bir de tevekkül edersem yani Allah'a güvenirsem bundan sonra yapabileceğimin en iyisini yaparım demeniz gerekiyor. Çünkü insan yaptıklarını unutuyor. Yani hani konuları unutuyor ya. Aa unuttum ben kimdim neresi Türkiye'nin başkenti neresiydik diye tam dikkatiniz daldığı anda bu kağıda baktığınız zaman ya ben bunları yaptım her şeyi hatırlıyorum derseniz hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Şimdi ilk yapmanız gerekeni bir kez daha söylüyoruz. Kendinize inanmanız gerekiyor. Mükemmel olmaya çalışmanız gerek yok. LGS sizi kazansın ya. Niye stres yapıyorsunuz ki? Siz LGS'ye girmek zorunda değilsiniz. Ama Türkiye size mecbur. Türkiye'deki okullar sizin gibi değerli öğrencileri, sizin gibi akıllı öğrencileri almaya mecbur. Okullar boş kalamaz. Okullardaki hocalar sizleri bekliyor. Siz yeter ki çalışıp bu liseye mi gideceksiniz? Bu liseye mi? Yani mor liseye mi gideceksiniz? Turuncuya mı? Kahverengiye mi? Maviye mi? Yeşile mi? Siz karar veriyorsunuz. Bu liseler sizlerin zaten. Ben şimdi LGS'ye girsem beni almazlar. Veya anne babanız girse onlar almazlar. Bunlar size ait. Aa, çok iyi çalıştıysanız belki mora gireceksiniz. Biraz az çalışırsanız turuncu. Sınavını çok iyi geçtiyse yeşil gibi gibi. Ama bunların her biri sizin olduğu için stres yapmanıza gerek yok. Türkiye'deki bütün okullardan nasıl LGS birincisi olabiliyorsanız Türkiye'deki bütün liselerden de Ankara Fen'den de İzmir Fen'den de Atatürk Anadolu Lisesi'nden de Kabataş Lisesi'nden de veya herhangi bir liseden de atıyorum işte Kars Endüstri Meslek Lisesi'nden de üniversite sınavında birinci olabilirsiniz. Kimse bir şey diyemez. Aa sen bu lisedensin seni üniversite sınavında 10 puan geri atıyoruz diyemezler. Aynı LGS olduğu gibi. Dolayısıyla hayatınızda önünüze çıkacak birçok sınav var. Bu da onlardan bir tanesi. Güzel de bir sınav, önemli de bir sınav ama endişelenmenize gerek yok. Bu sınav sizin mutluluğunuzdan daha değerli değil, siz daha değerlisiniz. Zaten anne ve babanız sizleri LGS'de başarılı olduğunuz için değil, sizi siz olduğunuz için seviyor. Yani siz LGS'de başarılı olursanız kendiniz mutlu olacaksınız. Bizler için değil, anneleriniz, babalarınız için veya e, öğretmenleriniz için kendinizi gayret gösteriyorsunuz. O yüzden stres yapmanıza gerek yok. Negatif düşüncelerden uzaklaşın. Nedir bu negatif düşünceler? Birazdan da göstereceğim. Mesela işte hurafeler. Bu sene sınavı nasıl hazırlıyormuş? Bu sene sınavı Tesla hazırlıyorum. Ya böyle bir şey yok. Her sene sınavı Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıyor. Geçmiş yıllardaki sorulara bakarak hazırlıyor. Dolayısıyla 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 örnek sorularına, LGS sorularına bakan bir öğrenci hemen hemen sorulara çok yaklaşmış oluyor. Artık hangisinin geleceği belli oluyor. Dolayısıyla hiç endişelenmenize gerek yok. Ve çalışma zamanınızda bu son 40 günde iyi planlamanız lazım. Şimdi düzenli notlar almak, doğru sorular çözmek, aralar vermek ve günlük planınızı takip etmek de önemli. Günlük plandan kastım şu... Buraya yazabileceklerinizi artırmaya çalışın. Yani eğer geri sayım denemelerini almadıysanız alın ve burada deyin ki geri sayım denemelerini çözdüm. Son tekrar setini almadıysanız alın ve burayı da yaptım deyin. İşte başka yayınlardan olabilir. Milletim çıkmış sorular da hiç fark etmez. Olabildiğince buradaki artıları doldurun. Olabildiğince buradaki eksileri de doldurun. Bu ne demek? Yani telefonla her gün bir saat oyun oynuyorsanız artık bu son 39 gün artık bunları bırakın arkadaşlar. Veyahut da sürekli olarak arkadaşlarınız haftada iki gün buluşuyorsanız bunları son 39 gün azaltmaya çalışın ya da tamamen azaltın. Çünkü bu sayfa ne kadar dolu olursa o kadar netleriniz yüksek olacak ve motivasyonunuz yüksek olacak arkadaşlar. Şimdi sakın sakın kendinizi başkasıyla kıyaslamayın. Siz bir tanesiniz. Dünyada sizden başka varsa bu getirin. Ben de istediğiniz verin Yok öyle bir şey. Dünyada Allah her şeyi ayrı yaratmış. Bir tane bile kum tanesi aynı değil. Bir tane bile ağaç yaprağı aynı değil. Nasıl iki insan aynı olabilir ki? Dolayısıyla siz eşsizsiniz arkadaşlar. Bir tanesiniz. O yüzden sizi birileriyle kıyaslamalarına bakmayın. Siz belki basket değilsiniz. Belki müzik değilsiniz. Belki iyi bir şair olacaksınız. Belki iyi bir müzisyen olacaksınız. Belki iyi bir doktor. Belki iyi bir mühendis. Belki iyi bir tüccar olacaksınız. Dolayısıyla şu anda adı LGS olan bir sınavdan dolayı kimse sizi şöylesin ya da böylesin diyemez. Komşunun olur, Robert istiyor. Keşke sen de Merve gibi çalışsan. Kuzenin bak fen lisesine diyenlerin hepsi gitsin kendileri girsin her liseye. Onlara deyin ki bana beni kimseyle kıyaslama. Git kendin gir sınava. Hadi yapabiliyor musun? Hadi git şu örnek soruları çözürüm bak. Hadi gel çöz. Sayısaldaki şu matematik sorularını çöz. Çözebiliyor musun? O zaman boş konuşma, boş yapma diyebilirsiniz. Sizler bir tanesiniz. Sizler kendiniz için çalışın arkadaşlar. Başkası için değil. Ve Az önce söylediğimiz gibi hurafelere de inanmayın. Milli Eğitim bu sene işte çok zor soracak. Geçen sene deprem oldu kolay sormuş. Ondan önceki sene koronaydı kolay sormuş. Bu sene... Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı her sene benzer zorlukta sorular soruyor. Ha bazen dil bilgisine ekliyor bazen ikinci dönem ekliyor ama temelinde öğrencilerin onlar öğrencilere ihtiyacı olduğu için onlar sorular hazırlarken bu mantık güzel. Yani öyle bir sınav yapalım ki hiç kimse yapamasın ve liseler boş kalsın hepsinde biz gidelim. Öyle bir şey olamaz ki. Bu liseler sizin arkadaşlar. Ne Milli Eğitim Bakanı, ne okul müdürleri, ne bizler, ne öğretmenler o liselere giremeyiz. Niye? Çünkü o liseler sizin o sıralarsın. Ha gireriz ama öğretmen olarak gireriz. Müdür olarak gireriz. Müdür yardımcısı olarak gireriz. Kantinci olarak gireriz. Asla o sıralarda sizin gibi ders çalışıp Başarılı olma ihtimalimiz yok. Oralar sizin. Dolayısıyla bu hakkınız kimse elinizden alamaz. Çalışıp girin arkadaşlar. Bir de başka bir hurafe. Zor sorular yüksek puan getirir. Öyle bir şey yok. Her dersin kendisine puanı aynı. Yani sayısal bölümde matematikte birin soruyu tüm Türkiye doğru yapsa. ikinci soruyu da veya dördüncü soruyu da tüm Türkiye yanlış yapsa. ikisi onda puanı aynı. Sadece standart sapma denen bir şey var. Standart sapmadan dolayı bazen şöyle düşün mesela. Ki, matematik Türkiye ortalaması 5 ise. Ben 4 soru yaptım. Sen 3 soru yaptın. Aramızda çok fazla bir fark olmaz. Niye? İkimiz ortalama altındayız. Ama sen ee, 6 soru yaptın. Ben 5 soru yaptıysam sen ortalamanın da üzerine çıktığın için işte bu seni 6 nete çıkaran, 6 tane doğruya çıkaran soru çok değerli oluyor. Ha, o soru 3. sorudur. O soru 17. sorudur. 22. soru. Onu bilmiyoruz. 20. sorudur. Bilmiyoruz onu. Ama bildiğimiz bir şey varsa hangi sorudan ziyade hangi netin standart sapmayı oluşturdu? Dolayısıyla bir tane soruya takıldığınız zaman wow bu soruyu kimse yapamadı muhtemelen Türkiye'nin en zor sorusu bunu ben yapayım diye vakit kaybetmenize gerek yok. Belki de o soru çok da önemli bir soru olmayacak. Belki de işte aa çelişkilis diyecekler. İptal. Yani Bu boş, boşuna bir süre çok da fazla süre vermeyin. Hemen diğer yapabileceğiniz kolay sorulara geçin. Hani Antep fıstığı yöntemi vardı ya. Antep fıstığını aldınız. Önce açık fıstıkları yiyordunuz löp 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 löp. Sonra en son dişimizi acıtacak kapalı fıstıklara giriyorduk. Niye? Çünkü ilk başta o kapalı fıstıkları yemeye çalışırsak dişimiz acır, öbürlerini bile yemeye mecalimiz kalmaz diyorduk arkadaşlar. Günün sözünü söylüyorum ve günün sözünü söylemeden önce mutlaka son tekrar setiyle LGS e geri sayım denemelerini alın diyoruz. Niye? Çünkü son tekrar kampımız geliyor. Bu son tekrar kampımızda dün de söylemiştim bunu. Bu kitaplarla beraber harika bir şekilde konuları baştan sona hızlı bir şekilde tam da sorulara güne çıkaramıyorum gördüğünüz gibi şu anda canlı yayında sıkıntılı ha çıkardım. Baştan sona tekrar edeceğiz. Mesela diyelim ki Türkçede konu anlatım var ama direkt sorular üzerinden. Yani sınav modeli sorular nasıl geliyorsa o şekilde. Neymiş mesela gruplara blok yerleştirme sorusu, kronolojik sıra yapma sorusu. Tarih belirleme sorusu, yarışma sorusu, kesin olanı belirleme, tablo yorumlama. Direkt sorulara uygun bir şekilde ilerleyen bu taktikte konu var, soru var. Konu var, soru var. Aynı şekilde matematikte de direkt... %100 karşınıza gelebilecek olan soru tipleri ve bununla alakalı sorular. Buradaki soruları çözdüğünüzde ve yandakileri tekrar ettiğinizde bakın şöyle gösteriyorum. Hazırlanma ve sınav sorusu. Emin olun tüm derslerde mükemmel bir tekrar ile yani soru çözerek tekrar ederek mükemmel bir başarı olacaksınız. Geri sayım denemeleri de zaten 3 2 1 toplam 6 adet denemeden oluşuyor. Hepsi bütünsel deneme yani sözel ve sayısal var. Bu denemeleri de çözünüze kendinizi net bir şekilde görüp LGS öncesi eksiklerinizi belirleyip onlara da çalışıp böylece LGS'ye kusursuz bir şekilde gireceksiniz. Hadi bakalım. E, günün sözünü söyleyelim. Ne demiş? Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Kimse benim için bunu yapmaz. Çok doğru bir söz. Her koyun kendi bacağına nasılır? Sizler de arkadaşlar kendiniz için bu LGS'ye hazırlandınız. İnşallah çok güzel bir kazanacaksınız. Bizler sizlere güveniyoruz. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın. Hadi bakalım görüşmek üzere.